NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Ben Burcu Kaya. Bu sabahta güne başlarken'in bu bölümünde birlikte olacağız. Haber özetleriyle başlayalım. Açılış tarihi ertelenen okullarda ders zili bugün çalıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 900 bin öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da yeni eğitim yılı nedeniyle trafik yoğunluğuna karşı bugün toplu ulaşım ücretsiz olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu New York'ta Birleşmiş Milletler'de 2015 sonrası kalkınma gündemi toplantısında konuştu. Davutoğlu, barış ve güvenlik olmadan sürdürülebilir kalkınma olmaz dedi. Başbakan ikili görüşmeler kapsamında da Fransa ve İran Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Başbakan gazetecilere terörle mücadele ve Suriye krizi konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ayrıntıları az sonra güne başlarken de olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa turunun son durağı Avusturya'da konuştu. Viyana'da Türk seçmenlerle buluşan Kılıçdaroğlu, terör sorunu demokrasi ve özgürlükle çözülür, silahla çözülmez dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş çözüm sürecine ilişkin olarak hükümeti eleştirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de konuşan Demirtaş, silahların gömüleceği noktaya çok yakındık, müzakere masasını neden devirdiniz diye sordu. Diyarbakır Valiliği sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir mahallede PKK'lıların zırhlı polis aracına roket attığını duyurdu. Valilik roketin isabet ettiği evde 9 yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ve İspanya'nın Katalonya özerk bölgesine yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı partilerin kurduğu ittifak galip geldi. İttifak 2017'de İspanya'dan ayrılma vaadinde bulunmuştu. Ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Beşiktaş puanını 13'e yükseltti ve gol averajıyla liderliğe yükseldi. Bu maçın ayrıntılarına da birazdan bakacağız. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu terörle mücadelede çok ciddi mesafe alındığını, Kandil ile kırsal kesim ve şehir arasındaki irtibatın koparıldığını söyledi. Başbakan seçim beyannamesinde kısa vadeli vaatleri ön plana çıkartacaklarını da açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu terör operasyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde değerlendirdi. Çok ciddi mesafe alındı. Bu yapılanmaların hepsi teker teker yıkılacak dedi. 23 Temmuz'da bana verilen briefingde tayin edilen hedeflere ulaştık. Kandil, kırsal kesim, mezarlıklar adı altındaki yapılarla şehir arasındaki irtibatları koparttık. PKK'lıların artık insan kaynağı bulamıyoruz diye yakınmaları boşuna değil. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakan terör örgütünün halktan istediği desteği bulamadığını söyledi. En önemlisi bu dedi. Terör örgütü bekledi ki halk kendilerine destek olacak, kitlesel destek verecek. Aksine halk bu operasyonlara hem açık bir şekilde hem de zımni olarak susarak destek verdi. PKK'nın beli bu sebepten kırıldı. Tek tek fevri hamleler yapıyorlar. Entegre bir saldırı yok. Başbakan'a seçim beyannamesinde emeklilerle ilgili yeni vaatler olup olmayacağı da soruldu. Davutoğlu emeklilerle ilgili aslında çok ciddi şeyler yaptıklarını, bunun devamını getireceklerini söyledi. Uzun vadeli reformlar olmakla birlikte daha kısa vadeli vaatler de öne çıkartacağız. Halkın Türkiye'nin ekonomisine güvenini yeniden ihdas etmemiz lazım. Bir reform ayağı var, bir de geniş kitlelerle ilgili vaatler, mega projeler var. Ve kongre sürecinde Cumhurbaşkanı ile arasında fikir ayrılığı olduğu iddiaları. MKYK, MYK ve aday listelerinin belirlenmesi süreçleri doğal seyrinde gelişti. Ben AK Parti'nin tamamını bir ekip bilinci içerisinde yönetiyorum. AK Parti'de gruplaşmalara müsaade etmem. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye kriziyle ilgili değerlendirmeleri de oldu. Başbakan, Esad'ın içinde olduğu bir geçiş yönetiminin sorunları çözmeyeceğini söyledi. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturabilir dedi. Başbakan Davutoğlu, Rusya ve Amerika'nın Suriye tavrını eleştirdi. Suriye'de Esad'ın dahil olduğu bir çözüm formülü yürümez. Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin tutumunu bu sözlerle açıkladı. Esad'ın kalışı terörü ve mülteci sorunlarını çözer mi? Hayır. Şu an bir kilitlenme hali var. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturur kanaatindeyiz.
Esad'ın kalması Suriye'de krizi derinleştiriyor ve DAEŞ'e alan açıyor. Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak için gittiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakana Amerika ve Rusya'nın tavrı da soruldu. Rusya'nın Esad yönetimini desteklemek üzere hava gücü kurması, başka destekler vermesi gerçekten kaygı verici. Amerika Birleşik Devletleri de DAEŞ ortaya çıktıktan sonra Esad'ı da bu mücadelede kullanabilir miyiz kanaatinin yaygınlaştığını gördük. Ama bir kötülük başka kötülükle izale edilemez. Başbakan PYD ile Kandil arasında irtibat olduğunu, bu konuda Amerika'dan ilkesel bir tavır beklediklerini de söyledi. Suriye krizi ve mülteci sorunu başbakanın Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşmenin de ana gündem maddelerindendi. Vardığımız nokta Türkiye ile Almanya arasında ortak çalışma grubu kurulması. Sonra gerekirse Yunanistan'ı da içine alacağız. Uluslararası toplum minderden kaçıyordu. Bu gelişmelerden sonra meselenin Türkiye ile sınırlı kalmayacağı görüldü. Başbakan'a Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili Türkiye'ye 1 milyon euroluk yardım teklifi de soruldu. Davutoğlu bunun katılım öncesi destek fonlarından verilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Çözüm için Suriye için de güvenli bölge ihtiyacına vurgu yaptı. Biz Avrupa'ya Türkiye'de toplama kampı olmayacağını da söyledik. Bizde şu kapasite var. Cerablus, Aziz Arası boşalsa 100'er bin kişilik 3 şehir kurabiliriz. Maliyetini siz üstleneceksiniz. İnşasını biz yapacağız. Bazı batılı liderler ya Srebrenica gibi olursa ve biz burayı koruyamazsak diyorlar. Ben de bu korkuyla bu kadar insanı ölüme mi terk edeceğiz diyorum. Köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Milliyet gazetesinden Nihat Ali Özcan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini izleyen gazetecilerden. Özcan bugün Başbakan'ın yaptığı açıklamalardan satır başlarını aktarıyor. Yazıya bakalım. Davutoğlu bir yandan zirve kapsamındaki etkinliklere katılırken bir yandan da gündemdeki